kendin yap videosu isteyenler el kaldırsın. Bugün yine profesyonel birinden yardım almadan kendi imkanlarımızla duvar boyayacağız. Daha önce de duvar boyaması ve çelik kapı boyaması yapmıştım. Bunlar hani çok düzgün gözüken çalışmalar olmayabilir ama evimizde bir yenilik oluyor ve herkesin de ustayla çalışma imkanı olmayabiliyor bazen. Bugünkü çalışmamızın asıl sebebi de mobilyalarımızı duvarla nasıl uyumlu hale getiririz. Adını bu koydum. Yani oldu mu bilmiyorum. Ama bir sıkıntım vardı benim bu önceki kendin yap videolarında da olduğu gibi. Duvarları maskeleme bantıyla bantlıyorum. Boyamı yapıyorum. Çıkartırken duvardaki boya da sökülüyor. Birkaç kişi bana tavsiye vermiş. İşte bantı buzdolabına koyarsan kullanması kolay oluyor falan diye. Onu tam uygulama niyetindeydim ama internette dolaşırken bu mavi bantları gördüm. Bu mavi bantlar ne zaman bir yabancı kanalda YouTube videosu izlesem hep bunları kullanıyorlar. Dedim ben bunu bulursam bu projeyi öyle yapacağım. İnternette de denk geldi. Nereden aldığımı isterseniz linkini bırakırım. Bu odada çalışma masamız, kitaplığımız ve bir tane divanımız var. Bu divanı da Ikea'dan almıştım ama üstünün süslenmesi lazım. Böyle çok çirkin duruyor. Divanı burada bir kolon çıkıntısı var. Buraya bitiştirdik. Böylece perdeye de rahat hareket alanı kaldı. Hem de kitaplık önünde alan bırakmış oldum. Tabloyu da bu divanı ortalayacak şekilde astık buraya. Kirişten sonra ve burası arasındaki mesafeyi eşit tuttuk ama yine göz hizamızda olduğu için tablo doğru yükseklikte. Bu buradayken bazı işaretlemeler aldım. Çünkü buna göre boyama yapmam gerekiyor. TC film o tarafta kaldı. Yoruldum. Başlamadan yoruldum. Şimdi yapacağım şeyi anlatayım. Divanı ittik. Duvarda üçgen alanlar boyayacağım. Alt kısımda bıraktığım üçgen divanla aynı renk. Sağ kısımda bıraktığım yer son zamanların moda rengi olan böyle ördek başı yeşili gibi bir yeşil. Üst taraftaki üçgen kısımda vizon rengi bir boyayla boyamayı düşünüyorum. Evde ne boyam varsa onu kullanmayı planlıyorum. İnşallah vizon rengi boya bulurum. Bu tabloyu ben başka bir odada kullanıyordum önceki evimde. Ama şimdi buraya aslında şu kırmızı hoşuma gitmemeye başladı. Çünkü aksesuar koyarken ben şu kırmızıdan nefret ediyorum. Buna bağımlı kalmak da istemiyorum. Kırmızıyı boyayacağım alanın içinde tutacağım. Bantlama işlemini bitirdim. Bantlarken de bu kitabın kalınlığını hep referans aldım. Bantı içe mi yapıştırıyorsunuz, dışa mı yapıştırıyorsunuz? Dikkat edin. Benim gibi sakarsanız da eldiven giyebilirsiniz boya yaparken. Son kararım burası. Yeşili biraz küçük tutmak istiyorum. Fazla baymasın. Bu arada folyo yöntemi işe yaradı. Önce hoşuma gitmedi ama sonra kaldırınca altı tertemizdi. O yüzden tekrar yaptım. Bu arada buna zamanında çok fazla su koymuşlar. Önce tablodan başlayacağım çünkü burası... Bu ne? Bu çok sulu. Böyle kaç kat bulsam boyar acaba? Benim şansıma böyle hep bir terslik çıkıyor zaten. İkinci katta biraz daha düzeldi. Tabii tablo hala kapanmadı. Bakalım kaç kat daha boyayacağım. Şimdi diğer tarafların bitmesini bekleyemeyeceğim. O yüzden meraktan... Hani bu mantı sökmüyordu. Valla ilkinden söktü hem de yok diye. Çok bekledi herhalde. Ya öyle şey mi olur? Günaydın. Dün bitiremedim ben burayı. Çünkü öğleden sonra 5 gibi başladım. Yetişmedi. Aslında erkenden başlasaydım boyama kısmı, bu karşı tarafın tasarımı falan hepsi biterdi. Ama önemli değil. Boya tam kurumuş oldu. Hem de burası biraz kokuyor. Oranın da kokusu çıkmış oldu akşam ben uyurken. Bu arada banttan aslında memnun kaldım. Başta şurada küçük bir yeri söktü. Ama onun haricinde diğer o krem rengi beyaz kağıt bantlara nazara hiçbir yeri sökmedi. Böyle nazik falan da sökmedim yani. Direkt şöyle aşağıdan çektim bantları. Hiçbir yere zarar vermedi. Bu arada bir dipnot ekleyeyim. Çekimlerin çoğunu geniş açı lensle yapmam lazım. Ki öyle de yapıyoruz. Böyle kenarlara gidince kafam ilginç bir hal alabiliyor. Hani çekimlerin kötülüğünden değil bu. Çalıştığım alanı daha geniş görebilin diye. Üstümdekiler de şeyden değil, pislikten falan değil. Bunları yıkıyorum çıkmıyor. Bu benim iş tulumum. Bu kadar iğrenç bir yazı olabilir mi ya? Bunu kendim yapmıştım zamanında, ilk mezun olduğumda. Yenisi lazım. Evde bir sürü yastığım var. Buraya uyacağını düşündüğüm birkaç taneyi toplayıp getirdim. Şimdi bunları yerleştirelim. Boyanın rengini seçerken ve boyadığım tarafları seçerken nelere dikkat ettiğimi anlatayım. Siz de boyarken böylece hata yapmamış olursunuz. Şimdi taşınırken elimde iki tane kullanmadığım perdem vardı. İşte biri böyle grisi tor, biri de başka bir odadan kalan böyle vizon hafif parlak renkleri olan bir tüldü. Bu iki uyumsuz perdeyi kullanmakta inat edip kendime bir meydan okudum. Bunları birbirine uydurmak için. Vizon rengini boyarken sol tarafta boyamaya karar verdim. Çünkü burada zaten aynı renge yakın bir perde var. Bunların yan yana durmasını istemedim. Hani tonu tutmaz, zaten tutmuyor. Yan yana çok yoğun gözükebilirler diye sol taraftaki üçgen alanı vizon rengine boyadım. Daha sonra bu üçgenlerin hani hepsinin gri tonda olmasını istemedim. Bir tanesinin farklı olmasını istedim. Son zamanlarda meşhur olan işte bu koyu yeşil, ördekbaşı yeşili, petrol yeşilinden dönme koyu yeşil falan, artık adını ne vermek istiyorsanız onunla boyadım. Burayı da olabildiğince küçük tutmak istedim. Büyük yapıp zaten oda biraz küçük, penceremiz minnacık böyle zaten karanlık bir yere bakıyor. Daha da koyulaştırmamak için bunu da sağ tarafta tuttum. Alttaki üçgeni de her zaman boyama niyetim bu divanla aynı renkte boyamaktı. Böyle divandan bir parçaymış gibi gözüksün diye. Oturma alanının karşısında eskiden çalışma masası olarak kullandığım masa ve monitör olarak kullandığımız televizyon var. Şimdi bu masa buraya dar geldi. Önceki evimizde yer olmadığı için 60 santim değil 50 santimlik bir masa yapmıştık. Burada da çalışma masası olarak değil de işte televizyon ve TV ünitesi gibi falan bir hava vermeye çalışacağız buna. Çünkü bunu elimizle yapmıştık. Kıyamıyorum bunu kullanmamaya. Karşı duvarda yaptığımız üçgen şekli kalıbını çıkartıp aynı şekilde buraya mirror'ını yapıştıracağım. Ayna görüntüsünü yapıştırmış olacağım. Bunun nasıl kestiğimi tekrar detaylı göstereyim de Serkan'ı çağırdım daha düzgün çekmek için. Şimdi mantarımızı tabii ben kestim, kesmediğinizi düşünün. Şu açıyı tutturuyorsunuz önce. Burayı koyduktan sonra tırnağımla şöyle burayı azıcık koparttım, burayı azıcık koparttım. Sonra cetvel koyup kestim. Üçüncü gündeyiz. Mantar tablolarımın yapıştırıcıları kurudu. Bir önceki çalışma masası düzenleme videomdaki tabloları kullanacağım ama yanında da birkaç tane yeni malzemem var. Onları da sizinle birlikte duvara yerleştireceğim. Elimde kenarları falan yırtılmış bir pijamam var. Hani artık kullanmam mümkün değil. Birine de bağışlamam mümkün değil. Böyle yırtık paçavra gibi olmuş bir şeyi. Ama kumaşını çok sevdiğim için böyle paça kısmından ya da çiçek deseninin tam çıktığı bir kısımdan tabloya sığacak şekilde paçalarından kestim kumaşı. Artık buna bir ihtiyacımız yok. Kestiğim parçaları da ütüledim. Şimdi elimdeki tabloya yerleştireceğim. kısmı bitirdim. Sol tarafa ne koymak istediğimden bahsedeyim önce. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız bu aldığım kasnakları görmüşsünüzdür. Bunlarla işler yapmak hoşuma gidiyor. Hatta internet sitemizin bir sayfasına da bu yaptıklarımın örneklerini sizinle paylaşacağım. İstediğiniz zaman girip ücretsiz bu desenlere ulaşabilirsiniz. Sol tarafa da komple kasnaklarımı asmak istiyorum. Hatta çok fazla bitmiş kasnağım olmadığı için boş olarak da asıp duvarı doldurmayı düşünüyorum. Böylece ihtiyacım olduğunda alıp doldurup tekrar oraya koyabileyim diye. Yerleştirilmemiş olanları ütülemem lazım ki daha düzgün dursun. Şuradan hemen. El işi programı gibi oldu. Ütü çıktı. Bunu bana yengem yapmıştı. Yuvarlak kasnağı takacağım. Yanlarını keseceğim. Bu biraz küçük kalacak. Aslında tam bana bu boy lazımmış ama elimde bu kadar kasnak varken gidip onu almayacağım. Buna yerleştireceğim direkt. Önce küçük olanı koyuyorum. Alta. Böyle kenarda bırakacağım deseni. Sıkıştırmadan önce olabildiğince çekiyorum. Bunların desenini bilgisayar ortamında şeye aktarabilir miyim bilmiyorum, internet siteme, ama aktaramayacağım büyük ihtimalle. Videoda fotoğrafını koyarım en sona, fotoğraftan bakıp desen çıkartmak isteyen olursa diye. Fazla parçalarını kesiyorum. Nasıl göstereceğimi bilemedim. Bunu da koydum kenara. Hatta bu köşesinden bir tane daha çıkar mı bana malzeme? Aslında bu köşeden bir tane daha çıkar gibi. Elimde yine böyle bir kumaş parçası işlemişim. Üstünde dağlar var. Bundan 2 tane daha yapacağım henüz ama bitene kadar ütüleyip asabilirim. Bunun da Pinterest'ten bulduğum fotoğrafımı size eklerim. Kot pantolonun cebini de böyle kullanmış oldum. İçine kalem koyabilirim, not kağıdı koyabilirim. Buradaki mantar panonun üstünde kullanmak için. Şimdi kasnakları da buradaki boşluğa yapıştıracağım. Tabii yükseklik de önemli bizim için. Hangi yüksekliğe kadar çıkacağız? Zaten normalde tablo yüksekliği, her videomda söylediğim gibi, şu görüş hizanızdan çok yüksekte olmasın. Ama burada birkaç kasnaktan oluşan bir grup yapıştıracağım için kapıdaki pervazın yüksekliğini referans alıp oradan yukarıya çıkmamaya çalışacağım. Gelelim odadaki kitaplık kısmına. İçeriye girdiğimizde sol tarafta bir açık kitaplığım var. Bu da eski evimden kalan bir kitaplık. Buraya tam sığdığı için buraya yerleştirdik. Ama açık ve kapakları olmayan bir kitaplık olduğu için sürekli bir dağınık görüntü içerisinde, ne kadar toplarsam toplayayım. Bunun için aklıma bir fikir geldi. Biraz böyle psikopatça demeyeyim de renklerine göre dizmeye karar verdim kitapları. Hatta biraz başlamıştım ve sonra tekrar dağıldı. Dedim bunu yaparken neden kaydetmeyeyim. Kitaplığı düzenlemeden önce buranın içerisinde zorunlu bulunması gereken şeyler var. Onlara göre bir düzenleme yapmam lazım. İlki, burada benim bir sürü kalemliğim var. Divanın üstüne koydum. Onları buranın içine yerleştirmek istiyorum. Çünkü çalıştığım masanın üstünde çok kalabalık duruyorlar. Bir de ADSL'i, yani interneti yerleştirmem lazım. Yazıcının burada durması lazım. Ona göre de kitapları etrafına yerleştirmem lazım. Yıllığım var burada. Where am I? Buna hazır mısınız? Neyse. Belki bir yerlerde diplomamı da bulurum. Kartvizitlerin modası mı geçti ya? Ben bunların hiçbirini kullanmıyorum. Bir de tanıdığımız birine yaptırdım diye gitmişim 1000 tane bastırmışım bunlardan. Böyle şöyle kapatayım. Renkli, lake baskı, kalın, böyle kürdan yoksa dişinizi karıştıracak nitelikte. Neyse, hatıra niyetine. perdenin tül olarak kullandığım kısmının başını stoperla sabitledim. Çünkü bunu şimdi yana doğru alınca bu tarafa gelmesin diye. Kornişim de biraz kısa, onu uzatmak için videonun sonunu bekleyemedim. O daha 2 gün sonra düzelecek. Şimdi perdenin ucundan tuttum. Bunun için bir braço falan kullanmayı düşünmüyorum. Biraz önce gördüğünüz tülün boyu yerlere sürünecek şekildeydi. Süründüğü belli olmasın diye de yan tarafta topladım perdeyi. Böylece sürünen kısım zaten divanın arkasında kaldı. Bu haftanın baştan tasarla bölümü yaklaşık 3 günümü aldı. Eğer hani müsait full boş gününüz varsa 2 günde de bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. Boyama kısmı zaten bir günde tamamladım. Diğer günde mantar pano kısmını, bir günde de ortalığı toparlama kısmını hallettim. Bu tasarımı nerede kullanabiliriz diye düşünüyorsanız, diyelim ki TV üniteniz var, arkasındaki duvarı daha canlı hale getirmek istiyorsunuz. Televizyon varken arkasına bu renklendirme çalışmasını yapabilirsiniz. Ya da genç çocuk odalarında işte çok eskimiş bir çalışma alanı varsa ya da bazen görüyorum bana fotoğraf yolluyorsunuz, üstünde kitaplığı olan çalışma masalarınız varsa kitaplık kısmını çıkartıp direkt masa alanının arkasına böyle bir alan yapabilirsiniz. Bu alanın işte bu kısmını kara tahta boyasıyla boyayabilirsiniz. Bir kısmına ayna yapabilirsiniz. Belki daha aşağı indirerek oraya da ayarlayabilirsiniz. Başka nerede kullanabiliriz bu tasarımları? Yine koltuk arkalarında kullanabilirsiniz oturma odalarında. Bir de dipnot. Bu tasarımı sadece bir duvarda tutmakta fayda var. Burası ilk böyle aklıma geldiğimde acaba yan duvarları, karşı duvarları ne yapayım diye düşündüm. Hatta karşı duvara da aynısını yapacaktım. Ama fazla gözükmeye başlayacak. Fazla tasarıma gerek yok. Hep tadında bırakalım. O zaman daha zaten şık gözüküyor. O yüzden mantar panoları da yapıştırırken bu çizgilerden referans alıp aynı şekilde karşı tarafa taşıdım. Karşı tarafta da hiç renk kullanmadım. Çünkü zaten sizinle birlikte astık tabloları, kasnakları. Böylece buradaki rengi astığımız aksesuarlar oluşturdu. Ekstra bir renk gerekmedi. Boyasam da zaten fazla olacaktı dediğim gibi. Son olarak da odadaki aydınlatmadan bahsedeyim. Aydınlatma sevgili Volkan Aslan'ın hediyesiydi. Ayarlanabilir bir aydınlatma bu. İşte bu belki şeyde işe yarayabilir. Gerçekten çocuk odalarınızda falan. Uykuya geçmek istediğinde çocuğunuz, tabii şu anda bizim ekstra aydınlatmamız da var. Aydınlatmanın ışığını böylece kontrol edebiliyorsunuz. Halıya gelince de halının da üstünde desen yok. Dokumasında desen var. Dokuması da zaten burada kullandığımız keskin hatlı tasarıma uyacak şekilde böyle üçgen hatlarla devam eden bir halı. Bu projede bir tek gözüme takılan, yani çok da memnun olmadığım kitaplığım var. Kitaplık çünkü biraz fazla dolu. İçinde muhafaza etmem gereken kitaplarım var. Ama siz bunu, yani burası benim çalışma odam ya da dinlenme odam olarak kullandığım bir alan. Ama siz bunu dekor olarak salonunuzda ya da oturma odanızda kullanmak istiyorsanız biraz daha sayısını azaltın. Bu kadar dolu olmasına, içinde bu kadar aksesuardır, kalemliktir olmasına gerek yok. Buna dikkat ederseniz o mekanlarınızda güzel olacağını düşünüyorum. Bu projeyi gönül isterdi ki böyle daha büyük penceresi olan, daha ferah bir odada yapayım. Ama elimizdeki oda buydu. Size göstermem için de kendi evimi kullandım ama bir müşterimin evinde tekrar uygularsam ferah bir alana sizinle de onu da paylaşırım. Bu da yastık.